Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bu derste sizlerle parantezli işlemleri göreceğiz. 4 işlemi gördük. İşin içine biraz da parantez katalım. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi parantez bizim için önemli. Neden? Konuşmalarımızda da bazen geçer böyle. Buraya bir ayrı bir parantez açalım deriz. Ne demektir bu? Ayrı bir parantez açmak. Yani burası önemli demektir. Buraya dikkat et demektir. Önce burayı tartışalım, önce burayı konuşalım demektir. Matematikte de bu böyle. Parantezi koyduğunuz yere diyorsunuz ki önce burayı halletmen gerekiyor. Örneğimize bakalım isterseniz. Mesela 9 çarpı 8 artı 2 gibi bir örnek vermiş. Normalde parantez olmasa veya normalde ben burada zaten çarpma işlemini yapacağım. Çarpma işlemiyle başlamakla parantezi çarpmaya almak aynı şey zaten, değişen bir şey yok ama. Aldığımızda çarptım burayı, 9 çarpı 8'den 72 elde ettim. Artı 2'si 74 yaptı. Diğer tarafta da olaya parantezi katarak diğer tarafta 8 artı 2'yi paranteze aldık. Parantezin sonucuna baktığımda 10 çarpı 9 90 çıktı. Yani 74'e 90 arada farklılıklar oluştu. O yüzden parantezi nereye koyduğumuz çok önemli. Gelin birkaç tane örnek yapalım buradan. Mesela 30'u burada parantezli bir işleme bölüyoruz. Parantezdeki öncelik olduğu için hemen 5 ile 5'i topluyorum. 10, 30'u 10'a bölüyorum. Cevabım 3 çıkıyor. Burada yine parantez işlemini öncelikle yaparsam 48'i 4'e böldüğümüz zaman 12, 2 daha 14 sonucunu elde ediyorum. Burada parantezdeki işlem 10 eksi 8 olduğu için çıkartıyorum. Burada 2 kaldı. 85'i 2 ile çarpıyorum. 170 sonucunu buluyorum. Peki. İkinci etkinliğe bakalım. Burada verilmeyeni bulunuz demiş. Benzer bir şey var. Yalnız eksik parçamız var. Eksik parçayı bulmaya çalışacağız. 55'i bölme işleminde hatırlayın. Eksik olanı bulurken ne yapıyorduk? Bu bölünendi. Bu da bölümdü. Yani bölüm sonuçtu yani. 55'i 5'e böldüğümüz zaman tam bölünmesi gerekiyor ki bu sonucu versin bize. 55'i 5'e böldüğümüz zaman 11 çıkar. Elimde 5 olduğuna göre demek ki buradaki üçgen yerine 6 yazmam gerekir. Aynı şekilde parantezin içindeki işlem 3 ile çarpıldığında 33 sonucu verdiğine göre 33'ü 3'e böldüğümüz zaman buranın yine 11 olması gerekiyor. 11 olması için de kare yerine 9 yazmam gerekir. 4 ile 2'yi topladığım zaman 6 yaptı. Neyi 6'ya bölersem 7 yapar gibi. O zaman tersten düşünebiliriz ve çarpabiliriz. Yani 6'ya böldüğümde 7 çıktığına göre 7 ile 6'yı çarparsam büyük olan sayıyı, yani 42 sonucunu bulabilirim. Diğer örneklerimize bakalım. Şimdi diğer sayfadaki örneklerde de bu sefer parantez koymamızı istiyor. Buradaki işlemin sonucunun doğru olması için bu tarz sorular önemli aslında. Çünkü işlem önceliğini biz kendimiz vereceğiz. Mesela buradaki sonuç 50 çıkmış. Normalde şöyle düşünelim. Bu ikisi zaten önceliğe sahiptir normalde. 5 ile 5'i çarparım. Demek ki bu sonuç yanlış olduğuna göre 5 kere 5 25, 5 daha 30. Bunun yanlış olduğundan dolayı parantezle önceliği kime vermem gerekir? Toplamaya. 5, 5 daha 10, 10 ile 5'i çarptığımız zaman da 50 sonucunu elde ettik. Buraya bakıyorum. Normalde bu tarz işlemler gördüğünüz zaman soldan sağa doğru devam edersiniz. Aynı öncelik olduğu için 48'i 12'ye böldüğünüz zaman 4, 4, 4'e böldüğünüz zaman da cevap 1 çıkması lazım. Ama çıkmamış. Demek ki önceliğimizin buna verilmesini istiyoruz. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3, 48'i 3'e böldüğümüz zaman da 16 sonucunu elde ederiz. 8 kere 9 72, 3'e böldüğümüz zaman 24 sonucunu elde ediyoruz. Yani burada herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Aslında şuraya versek de değişen bir şey. 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3, 8 kere 3 24. Burada parantezin bir önemi kalmamış yani. İki tarafa da yazsanız fark etmiyor. Sonuç aynı şekilde çıkıyor diyebiliriz. Son olarak şuna bakalım bir de. 5 kere 4 23 çıktı zaman 17. Demek ki bu öncelik çarpmada olmasın istiyorum ben diyor. Kime vereceğiz önceliği? Çıkartmaya. 4'ten 3 çıktığı zaman 1, 5 kere 1, 5 sonucunu elde ettik. Yandaki etkinliğe baktığımızda da burada diyor ki sonuçların doğru olması için işaret koyun diyor. İşaret yerleştirelim diyor. Bakalım. Şimdi 108, 24, 12. 108'i 24 ne yaparsam, çıkartırsam, bölersem, 108 24'e bölünüyor mu bu arada? Ona bakalım. 108'de 24, 4 kere desek 96 yapıyor, bölünmüyor. Demek ki bölme işlemi gibi bir şey yapmayacağım ben burada. Çıkartırsam ne olur peki? 108'den 24'ü. Buraya bir çıkartma işlemi koyalım. 24'ü de şöyle yazalım. Çıkarttım. 8'den 4 çıktı. 4. Burada 10'dan 2 çıktı zaten de 84 oldu.
84'ü diğer tarafta ne yaparsam bölersem 84'ü 12'ye böldüğüm zaman bölünmüyor. Burada ne yapıyorum? Bakın 84'ü 12'ye böldüğüm zaman tam çıkmıyor. Demek ki bulduğum işlem yanlış. Farklı bir işlem yapmam gerekiyor. Bu deneme yanılma olduğu için mecburen tutturamadığımız zaman açıkçası farklı bir işlemle devam etmemiz gerekir. Başka ne kullanabilirim burada? Toplayalım. Biraz önce çıkarttım. Bölünmüyordu ne de olsa. Çarparsam da çok büyük bu sayı. O zaman ne yapalım? Toplayalım. Bunların ikisini topladığım zaman ne çıkar? 132 çıkar. 132'yi de 12 ile ne yaparsam 11 çıkar. Bölmem lazım. 132'yi 12'ye bölersem evet 11 sonucunu elde ediyorum. Demek ki buraya net gelmesi gerekiyor. Toplama ve bölme işlemi gelmesi gerekiyormuş. İkinci soruya baktığım zaman da benzer şekilde. Mesela 36'yı 12. 36'yı 12 nasıl elde ederim? Ya çıkartmam lazım ya bölmem lazım. Mesela çıkartmam lazım diye düşünürsek buraya. 9 ile 3 var. 9 ile 3'ten ne elde etmem gerekiyor benim? 36'dan 12'ye düşmesi için 24 çıkartmam lazım. 9 ile 3'ten 24 elde edebilir miyim? Hayır, elde edemem. Demek ki buradaki işlemim çıkartma değil, bölme işlemi olması gerekiyor ki 36'yı kaça bölersem 12 olur? 3'e bölersem 12 olur. Demek ki 9 ile 3'ten 3 elde edeceğim. Onu elde edebiliyorum. Ne yazarım buraya? Bölme işlemi yazarım. 9 bölü 3'ten 3 elde ederim. Daha sonra da 36'yı 3'e böldüğümüz zaman da kaçı elde etmiş oluruz? 12'yi elde etmiş oluruz. Evet, diğer sorularda da benzer şekilde örneklerimizi bu şekilde deneme yanılma yolla en azından devam ettirebiliriz diyoruz. Bu konuyu da burada bitirelim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.